Üzülüyorum Melek Hanım. O kadar katısınız ki. Ben de çok üzülüyorum. Çok katısınız. Bir iki tane evlat evlendi. İki tane kızınız vardı değil mi? Yok, bir kızım, üç oğlum. Aynı şekilde onlara da böyle şart koştunuz mu? Evlilik sözleşmesi istediniz mi damat? İlla sözleşme. Olacak dediniz mi? Muhataplarımla anlaştım, oturdum. Anlaşamasaydım onlardan da isterdim. O kadar yokuşa sürüyorsunuz ki işi. Bu aile kararı. Bütün Caner, aile annem, dağıldı, mutsuz olduk şu anda. Allah hepimiz. Ben ne yapacağım, kafayı yedim. Bir fırsat ver, ben hepimiz mutsuz olduk. Hiç Caner ağlıyormuş, diz çöküyorum, umurumda değil. Çünkü ben onların umurunda olmadım. Fırsat o yüzden umurumda değiller. Fırsat vermezsen anlayamazsın Melek Hanım. Tabii fırsat kime vereceğim vereceksin fırsatı? İyi ki bu kadar çok zengin değilim yani. Bu kadarcığın peşinde bunlar illa olacak diyorlar. Çok olsa kim bilir beni ne yapacaklar. Efendim Safiye. Ya bu anne oğlun kızlardan çektiği nedir? Çünkü kızlar diyor ki ya annen ya ben. Ne kadar bir vicdana sığmaz bir tercih istiyorlar sevdiği erkeklerden. İşte yara üstüne yara gelince böyle oluyor. Hiç daha çok istenmiyor. Anne oğul karşı karşıya geliyor. Yani bu sevgi, bu aşk bu kadar basit bir şey değil ki. Tercih şeyle dökmemek lazım. Tercihe evet dökmemek lazım. Ben bir de evlat, en çok kinleniyorum o zaman. Daha evet çok sinirlenim. Ya da kız anneden vazgeçemez. Doğurup büyüten mi şeyinde? Ama biliyor musunuz bu toplumun ya, kanayan yarası aynı zamanda. Bu hep var ya. Bu şarkılara, türkülere konu olmuş. Bu var. Yapmamak lazım aslında. Yani mukayeseye girmemek lazım. Doğru Allah söylüyorsun. Ben daha ne yapayım ki, ayağına kapandım burada. Bütün canlı yayında izleyenler. Sen ayağa kapanacak herkes evlat mısın? Seni ne hale getirdi göremiyor musun? Beni bir hale getirmedi. Beni sevmesin her niye gözyaşı döksün? Niye ağlasın bizim anne? Her zaman başımız dik. Her zaman. Ezelden ebede şimdiki aileme kadar benim başım gözüm dik. Ama seni yere konduran o. Ama işte istemiyorum. Sevdiği için yapıyor bunu. Tercih yaptığı için istemiyorum. Bana karşı elini kolunu sallayıp ifade etmekmiş, ben anlamam. Her türlü ifade edebilirdi. Buradan yardım da isteyebilirdi. Bunun reklam arası var bilmem ne gider derdi ki ben bunu demek istiyorum. Nasıl demem lazım? Nasıl diyeceğim? Hiçbir şey bilmese soracak. Oradaki hatta hadsiz kelimeleri söylerken biliyor da niye bakmıyor ki Lutuk'ta nedir? Türk kayınvalidesi ne ister? Ne yapmam gerekir? Hiç mi kendi kendine eğitim almadın? İstemiyorum. Sen yere oturacak evlat değilsin. Melek Hanım, siz hala anlamıyorsunuz. Ben ne kadar zenginim. Ben ne kadar akıllıyım. Ben ikinci üniversite okuyorum şu an. Ben satranç öğretmenim. Ben çok akıllıyım. Herkes satranç oynamaz. Doğru. Yani Caner için ben siz daha iyi benden bulamazsınız. Siz hala bunu anlamıyorsunuz. Ben istemiyorum kızım. Bak ben seninle alakalı en baştan şimdiye de söylüyorum. Benim muhatap alacağım biri değilsin. Seninle bir zorum, sıkıntım yok. Ben yabancı, Rus, gelin istemiyorum. Bu anne kadar. Anne bak yapma, yabancısı, Rus'u. İstemiyorum, böyle bu kadar. Böyle bir şey yok. İnsan insandır her zaman ya. Sürekli aynı şeyi söylüyorsun annem. İnsan yapma, zaten bak, oğlum, bak insan. İnsan olduğu için insan gibi konuşuyorum. Sen seni buraya çıktığından beri ben sürekli tartışma diyorum yaşıyoruz. Sürekli ailesiyle onunla tartışma yaşıyorum ama sürekli aramızı bozuyorsun anne. Bunların yapma ailesi. Hiç gelelim, ya ben senin evladınım ya. Görüşelim, hiç kimse çıkmıyor. Ya hayırdır? Her şeyden önce ben senin evladınım. Benim niye geri adım attılar ki? Sana hakaret edecekler bu şekilde. Senin hakkını almadan, karşımdaki insanlarla görüşmeden seni çekip almam bile. Ben o insandan onu almalıyım. Ne istiyorsun çocuğumdan? Sen kimsin demeliyim. Ya benim onlara söyleyeceklerim olmalı. Benim evladımı kimse ezemez ki. Ben onların evladını ezmedim. Annesi, ablası ezmedim. Seda Hanım buna müsaade etmez zaten. Güzel dedim, iyi dedim, insan dedim, saygım var dedim. Olmaz, ben bu ilişkiye sahip çıkamam, istemiyorum dedim. Oğluma layık görmedim dedim. Bunu Türk bir kadına kızını isterken söylesen der ki tamam kardeşim, hakkını helal et, bitirir olayı, kapatır. Siz böyle görünmüyorsunuz, bir de yapışıp gitmiyorsunuz. Ya bir sevgi bir anda nasıl biter?
Bak ben bunu hiç bilmiyorum işte. Bana bunu öğretir misin? Bir sevgi nasıl biter bir anda ya? Ya birbirimizi sevmesek sen niye? Sevim. Bak ilk geldiğim gün ben ağladım burada gözyaşlarım. Bak o şimdi de bu kız ağrıyor. Sen nasıl neye inanmıyorsun? Bütün şimdi herkes inandı. Ağlayın. Sen bak ya. Şimdi ağlayın. Bundan hiçbir zaman gocunmam. Yarın bugün Damla'ya ağlarsın. Yarın avuçların dolar taşar. Kendin de başa çıkamazsın. Evladın olur, yuvan olur, çoluk çocuğun olur. Daha çok ileriye gitme. Bak Mehmetleri gör. Evlatları var. Bak gör onları. Sizin geleceğiniz. Sözleşmeyi imzaladığındaki şeyin geleceğin orada. Ben sözleşme falan imzalamam. Ya ister imzala ister tercih senin. Ben sözleşme imzalamam. Çünkü ileride bizim çocuklarımız oldu mu benim bir şey bırakmam gerekiyor. Benim önce gelecekteki çocuklarım oldu. Ben 15 yaşında anne oldum. Onlar için o zamandan başladım. Kırtım kırtım biriktirmeye. Bizde adettir sandık alırsın, donatırsın. Şu kızın varsa kızına, oğlum varsa oğluna. Ufacıktan başladım. Kendi çeyizimi kendi çocuğuma yaptım ben. Yapacaksınız, gençsiniz. Yok. Efendim Semra. Caner'cim, şu anda Anastasya'yla ilgili geleceği Melek Hanım çok iyi bildiği için ısrarla reddediyor. Şu anda Anastasya'nın elini tutuyorsun. Bence o tuttuğun eli bırak. Melek Hanım'ın bulduğu gelin adayının elini tut. Çünkü anneler haklıdır. Anneler evlatlarının geleceğini çok iyi bilirler. Abla bırakamam. Bırakamam. O benimkini bırakmıyor. Ben onunkini asla bırakamam. Ama en tipik örneği burnunun dibinde Mehmet Bey ile Olesya. Onları gözünün önünde bulundur. Ama niye biz aynı olacağız ki? Yani Mehmet ve Olesya gibi. Niye siz aynı bizi yapıyorsunuz? Biz aynı değiliz. Biz de kadar farklı. Biz yani mutlu yaşayacağız. Ben de biliyorum. Allah biliyor. Yani Anastasya. Siz Melek Hanım kusura bakma bilmiyorsunuz ne olacak. Belki evet belki ayrılacağız. Belki çok mutlu olacağız. Belki sonra siz de mutlu olacaksınız bizi görünce. Değil mi? Biz bilmiyoruz ama yer biz başlamayacağız. Yer siz bana bizi şans vermeyeceksiniz. Biz nasıl göreceğiz bunu? Sen onlara hiçbir şans vermiyorsun. Şimdi Mehmet'in ailesi şans vermedi. Özür dilerim konuşmayayım. Yok yok. Mehmet'in ailesi izin vermedi. İnatla el ele yürüdüler. Rusya'ya gittiler. Bu sefer Rusya'da Olesa'nın ailesi sonradan onlara izin vermedi. İşte ben şu anda ortada değil. Yarın bir gün annen bugün sana gel diyorsa yarın bir gün yeter Caner şiştim senden hadi sen de evine diyeceksin. İşte bak Melek Hanım onlar benden değil sizden biz mutlu olmayacağız. Yani burada gibi olabilir. Siz yersiz izin vermeyeceksiniz. Bunu yapmayacaksınız. O zaman tabii ki böyle olacak. Ama biz birbirinizi bırakmayacağız.